Affetmenin boşanmaya etkisi. Bu başlık fevkalade önemli. Umuyorum boşanmayı düşünen ya hatta şu an boşanma davası olan pek çok insana ulaşır bu bilgilerimiz, bu konuşmalarımız. Maalesef ki boşanma davası açma talikiyle bizlere danışan pek çok müvekkilimiz anlattıkları boşanmaya sebep olabilecek pek çok hikayenin kullanılamayacağını, yani bir boşanma kararının içerisinde bir gerekçe teşkil edemeyeceğini öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar. Hatta belki o zaman sorguluyorlar, nasıl olabilir? Nasıl, bu adalet mi? İşte ben aldatıldım, şiddet gördüm, belki terk edildim, işte ekonomik olarak yoksun bırakıldım, psikolojik olarak şiddet gördüm. Aslında anlattıkları sebeplerin her biri hukuk nezdinde bir boşanma nedeni ve bir tazminat sebebi, ama ne zaman değil derseniz affettiğinizde. İşte görüyoruz ki çok ağır bir fiziksel şiddet görmüş yahut aldatılmış, ama bunun üzerine işte bir çocuk dünyaya getirmiş, üzerinden 2 yıl geçmiş, pek çok tatillere, pek çok toplantılara, aile birlikteliklerinde yan yana gelmişler, birlikte olmuşlar, aynı yatağı paylaşmışlar. Şimdi burada artık Yargıtay diyor ki sen evet bir kusur yaşandı ve bu kusur nedeniyle zedelendin, ama bunu artık boşanma davasına konu edemezsin. Burada artık bunun kabulünü yaşamamız gerekiyor. Peki ne zaman affetsek dahi o kusuru bir boşanma sebebi olarak kullanabiliriz? Hep yine müvekkillerime söylediğim bir husus vardır. Evlilik hikayelerinde eşler arasında çoğunlukla devam eden, tekrarlayan paternler vardır. Aldatmıştır, affetmiştir ama tekrar aldatmıştır. Artık siz orada ikinci aldatmada barışmadıysanız, affetmediyseniz, evet ilk aldatmayı sebep olarak gösteremezsiniz ama artık tekrar etmiş ve affetmediğiniz son aldatma olayını bir boşanma sebebi olarak ileri sürebilir ve boşanabilirsiniz ve tazminata hak sahibi olabilirsiniz. Yahut işte kimi evlilikte de psikolojik olarak şiddet çok yüksektir, çok aşağılama vardır, çok fazla sözlü, istismar edici sözler vardır. Bu sözlere baktığınızda gerçekten pek çoğunda af vardır. Çünkü ilişki devam etmiştir, dediğim gibi seneler geçmiştir, üzerinden iyi, güzel günler yaşanmıştır. Ama baktığınızda artık ilişkinin son noktasında tekrar yine istismar edici, psikolojik bir şiddet söz konusu olmuştur. Burada bardak taşmıştır. Bu sözün üzerine bir barışma, bir af olmamıştır. İlişki tekrar tesis edilmemiştir. O zaman bu bir boşanma sebebidir. Dolayısıyla affetmek noktası bizim için çok önemli. Evet, biz hikayenizi anlamak için muhakkak ki en başından itibaren dinliyoruz hukukçular olarak, avukatlar olarak. Sizi anlamak, ilişkiyi anlamak, oradaki duygu dengesini anlamak için. Ama işte maalesef ki o evliliğin ilk yıllarında yaşanan ama sonrasında pek çok şekilde affedilmiş olan ve ilişkinin devam ettiği durumlarda başlangıçtaki bu hikayeleri kullanmak ve bunlardan dolayı bir boşanma sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla aslında sizler de bir boşanma kararı alma evresindeyseniz neler boşanma sebebi olabilir? Ben neleri anlattığımda benim boşanmama, kararıma bir gerekçe teşkil edilebilir diyorsanız lütfen bu çerçeveden bakın ve bu anlamda hem sizin olumsuz davranışlarınızı hem de eşinizin kusurlu davranışlarını karşılıklı olarak değerlendirin ve avukatınızla paylaşın isterim.